Buyurun geçin lütfen. Sağ ol. İyi misin? Tamam tamam. Bir şey yok, görmedim. Sağ olasın. Size de servis açalım isterseniz, bize katılın. Sağ olasın, ben yedim. Hani yemek vakti, çok da vaktinizi almayayım. Fakat ya, dünya ne küçük. Hani 40 yıl düşünsem sizinle burada karşılaşacağım aklıma gelmezdi. İyi akşamlar Ozan Bey. Siz tanışıyor musunuz? Neden içiyorsun onları? Sana ne? Ne içiyorsun? Etkisi nedir bilmiyorum. Ama zararlı oldukları kesin. Okulda sürekli bununla ilgili boşuna uyarmıyorlar. Bence sen işine baksan. Ne o? Öğretmen mi kesildin başıma? Sanki sana fikrini soran oldu. Senin benimle ne alıp veremediğin var bu kadar? Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorunun her neyse ilaçlarla onu gideremezsin. Şimdi de psikolog oldu. Bak sen bak. Çok yönlüsünüz maşallah. Ama ben uzanıp çocukluğumu anlatsam seninki gibi bir kitap çıkmaz. Ne de olsa babam başımda. Beş benzemez kardeşim de yok. O yüzden sen aklını kendi problemlerine sakla. Ha, bu arada gördüklerini de kendine saklasan iyi edersin. Kalma, sen de ayakta diktim. Boğaz mı ağrıyor biliyor musun? Ondan yutamıyorum yani. Sorun değil. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Siz nereden tanıştığınızı söylemediniz. Evet, sağ ol Ozan. Ben de çıkarmaya çalışıyordum. Hatırlamadınız tabii. Normal Ozan Bey. Kaç kişi geliyor günde kim bilir. Ben geçen de iş istemek için çaldıydım kapınızı. Ha, evet, hatırlar gibiyim. Peki babamı nereden tanıyorsunuz? Biz aynı şirkette çalışırdık bir zaman. Sonra dayı oğlum ayarladı bir şeyler, ben yurt dışına gittim. Hayat kalesi işte, haberleşemedik. Gelince de böyle eski arkadaşlarımı bir bulayım dedim. Duyduğum doğru mu bilemedim. Maalesef. Babamı kaybettik. Yapma ya. Ben yine bir umut yanlış duymuşumdur diye. Hay Allah, hay Allah. Çok iyi adamdı. Çok başka adamdı. Mekanı cennet olsun. Allah o yattıkça size uzun ömürler versin. Zor. Zor. Rahmetli her fırsatta sizden bahsederdi. Fotoğrafınızı böyle arabasına asardı ki her an gözünün önünde olun. Çocuklarına çok düşkün bir babaydı yani. İsterseniz daha fazla üzmeyin kızları. Yok yok. Babamdan bahsedin bize. Şimdi ben öğrendim ya, siz bırakmam artık. Gelirim, yoklarım, anlatırım yine. Ama şimdi kötü oldum. Yani ben kardeşimi göreceğim diye geldim. Hasret giderecektim. İş bulmama yardım ediver diyecektim. Hayat işte.
Beyefendi haklı. Akşam akşam üzmeyeyim ben sizi. Bana müsaade hanım kızlar. İsterseniz bizim şirkete tekrar uğrayın. Ozan size yardımcı olacaktır. Sizi rahatsız edebilir miyim Ozan Bey? Tabii, beklerim. Allah razı olsun. Mustafa kardeşim sizin gibi kızları olduğu için boşuna gururlanmıyormuş. Hadi kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlar. Güle güle. Vay 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 zampara. Garibanı öldürttüğün yetmedi, kızlarının etrafında yaşarmışsın. Ulan şansımı seveyim be. Körün aradığı bir göz. Sanki babam gelmiş gibi oldum. Babam gittiğinden beri ilk defa onun için çaldı bu kapı. Evde çağırayım demek istedim bir an. İsterseniz ben sizi biraz yalnız bırakayım. Gerek yok. Babamı yeni kaybetmedik. Adamı görünce bir betiniz benziniz attı. Sanki önceden tanıyorsunuz da hoşlanmıyor musunuz gibi geldi bana. Görüşmüşler ya İliz'cim önceden. Hala hatırlayamadım bile. Ayıp olmasın diye bir şey diyemedim adama. Sana niye öyle geldi bilemiyorum. Hadi oturalım mı artık? Yemekler soğudu. Yeliz hatta sen çorbayı istersen yeniden ısıt. Benim de kafa pek basmıyor senin bu inadına. Kusura bakma Ali be. Yani Eylül yokken sen vardın o büroda değil mi abi? Hem çaycı kadrosunda başlamayacaksın ya. Almanyalarda bile okumuş adamsın. Eylül'den de kıdemli avukatsın. El ele verin ihya olun. Ne var yani dükkan kızın babasına sen? Oradan bakınca öyle de ne bileyim. Hem bütün gün beraber olmuş olacağız hem de ikimiz de dediğimde değiliz. Anlaşmazlık durumunda ne olacak? Ha bir de annem var tabii. Ha, asıl dert orada diyorsun. Gerisi ıvır zıvır. Zor değil mi abi bu işler? Yani ben bu kadarını bile tahmin edemezdim. İkisi de baskın karakter. Aralarında denge sağlayacağım diye daha şimdiden takla atıyorum neredeyse ki daha yolun başındayız. Tahmin ederim abi, niye edemeyim? Benim de evde bir abla var ki kendisi 3-5 anneye bedel sağ olsun. Aman boş ver. Tatlı sıkıntılar bunlar. En azından sevdiğin yanında. El ele bir yola çıkmışsın. Gerisi la garuga. Şuna bak nasıl da içti söyledi. Seninki yanında değil mi sanki? Yeliz toparladı iyice. Hı hı. Ne oldu yoksa size de mi ufukta düğün var? Düğün mü? Yok canım bizim daha oho. Niye oho? Yeliz istemiyor mu? Daha o konulara girmedik biz. Kızlar onca şey atlattı. Dur bakalım. Hayatları bir düzene otursun. Acelemiz yok. Açılmaya cesaret edemiyorsun yani. Avukatla dertleşmesi de ne zormuş ya. Cuk hemen oturttu beni koltuğa. Adama bak. Gelmem ben bu tuzağa. Otur oturduğun yerde. Soruları ben soruyorum. Bir an kahvede tuz olacak diye korkmuştum. Ama çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. İlk görüşte tuz konmaz öyle hemen. Ablanız için endişeleniyorsunuz. Çok da haklısınız.
Ben de olsam sorgularım. Onun için buradayım. Hiç çekinmeden sorun. Merak ettiğiniz ne varsa sorun. Sizin içiniz rahatlayana kadar cevaplamaya hazırım. Oğlunuz varmış bir tane. Anladığım kadarıyla da hoşnut değil bu durumdan. Ne olacak? Ablamın varlığını kabullenebilecek mi? Tabii. Zamanla illaki kabul edecek. O kadar kolay mı yani? Ben kolay olacak demedim. Ya kabullenmezse? Şimdi o beni kaybedeceğini düşünüyor. Çocuk daha ne de olsa. Bunun böyle olmadığını anlatacağım ben ona. Ben ablanızı gerçekten çok seviyorum kızlar. Bu eli bırakmaya niyetim yok. O da elimi tuttuğu sürece her şeyi aşarız diye düşünüyorum. Sorun yok o zaman. Ablam o eli tutmak için bizim elimizi bırakmıştı zaten. Benim bir elim nasıl her zaman oğlumda olacaksa ablanın da bir eli her zaman sizde olacak. Bu kimsenin koparamayacağı bir bağ. Geç oldu, ben artık gideyim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize sağlık. İyi akşamlar. Güle güle. Gergin bir gece oldu, affedersin. Daha çetin bir mücadeleye hazırdım. Ben onlara hak veriyorum. Siz kardeş değilsiniz artık. Hepiniz birbirinize anne baba olmuşsunuz. Kız vermek bu yaşta alınacak sorumluluk değil. Sen kendini arada hissetme. Çocuk da onlar, korkuyorlar. Ben onların korkularını gideririm. Sen kaygılanma. Bana bırak her şeyi. Şey... Bir de ben öyle bir an duygusal davrandım. Babamın arkadaşı falan diye duyunca yardım etmek istedim, atıldım. Senin adına o adamı şirkete davet ettim ama kızmadın ya bana. Peki şoför kadrosunda bir açık olursa onu işe alır mısın? İyi bir adama benziyor. Senin hatırın için ben her şeyi yaparım. Yeter ki sen üzülme akşam gözlüm. Şimdi seninkiler camdan kesiyordur falan, kıskanmasınlar. Hadi hemen içeri gir. İyi geceler. İyi geceler. Kabul et. Son dakikada nasıl kurtardın paçanı? Artık yarına Allah kerim. Sen kesenin ağzını açmazsan ben ağzımı açarım. Abla yatacağım ben, uykum var. Kalanında kalsın artık. Arıza yapmadın hayret. Sen de sevmedin değil mi o adamı? Dur bakalım. İlk görüşte hemen ne anlayacağız? Of, daha çok göreceğiz mi? Anlaşıldı. Sen geliş gidiş yumuşayacaksın. Beni bulaştırmayın ha. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Bir karar vermek için erken. Hem Baran denen adam geldi, pek bir şey anlayamadık biz Ozan'dan.
Ama yani görüşeceksiniz değil mi? En azından tanıyana, bir karar verene kadar. Cansu hoşlanmamış. Cansu daha çocuk. Hem şu ara zaten her şey tepkili biliyorsun. İyi canım, bir şans verdik işte. Yalnız Cansu'nun kötü etkilendiğini görürsem oyum Cansu'dan yana olur, baştan söyleyeyim. Şimdi dur da şu işimi bitireyim. Of, şu ışığı ne zaman kapatacaksınız? Çarşafını üstüne çekiver güzelim. Hayrola, yatakhanemizden yeni bir Acıların Çocuğu romanı mı doğuyor yoksa? Ben cevapsız bırakılmayı sevmem. Bu bana özel. Anladın mı? Bana. Tamam artık, geç oldu. Kapatın şu ışığı, uyuyacağız. Geldik artık, sen gidebilirsin istiyorsan. Bu kadar mı sevmedin yol arkadaşlığımı? Azıcık daha sık dişini. Yeliz ablam beni kesmesin sonra. Ya abartıyorsunuz hepiniz. Gidiyorum işte artık. Arkadaşlarınla aran düzeldi mi biraz? Ne arkadaşı? Bebek hepsi. Aldılar boylarının ölçüsünü. Artık kık çıkaramıyorlar bana. Kafam rahat. Sen de benden küçüksün. Ama bak biz ne güzel anlaşabiliyoruz. Onlara bir şans versen mutlaka aralarında kafana göre birkaç kişi bulursun. Hatta seni tanısalar bence sınıfın vazgeçilmezi olursun. Kalsın, istemem. Benle dalga geçmesinler de ne halleri varsa görsünler. Ama onları korkutarak onlarla arkadaş olamazsın. Ya kim istiyor onların arkadaşlığını? İyiyim böyle diyorum. Akşam seninle bir çalışma programı yapalım da kaybettiğin zamanı geri kazanmaya çalışalım. Belki iki sınıf birden atlarsın, ne dersin? Okula geldik. İyi dersler canım. Sen yine de dediklerimi bir düşün, olmaz mı? İnan bana, yalnızlık çok can sıkıcı bir şey. Hoşça kal. Dalmışım. Korktum bir an. Apo içeri gitti. He. Vay. Ayaktaymışım ben ya. Gel otur şöyle. Bak. Fırından yeni çıktı. Havuçlu. Mis gibi koktu. Ellerine sağlık. Çay da söyleyeyim ben. Ceyhun, biraz kaçabilirsen çay bahçesinde içsek. Seninle konuşmak istediğim özel bir şey var. Ne gibi? Yani ne hakkında? Bir şey sormam lazım ama burada olmaz. Apo idare edemez mi seni biraz? Dur bir Apo ile konuşayım, geliyorum. Anne, akşama bir şey lazım olursa ararsın, gelirken alırım. Aa, hiçbir şey çok alma. Erken gel yeter. Akşama hamsi kuşu edeceğim. Yanına kara lahana çorbası, acılı fındık ezme. Üstüne bir de sütlü yaparım, mısır ekmeği de karacağım. Fırın çalışıyor değil mi? Vallahi pizza ısıtmıştım bir kere, çalışıyor. Aa, pizza da neymiş? Uyduruk uyduruk şeylerle karnını doyurmuşsun. Kıyamam ben sana. Akşama bir ziyafet çekeceğim, parmaklarını yiyeceksin. Anacığım çok yorma kendini, hadi hoşça kal.
Rast gelsin. Alo? Alo Asiye. Ha Bade, neredesin? Ha Önder, Ali'yi uğurladıydım. Bu akşam bize yemeğe gelir misin? Bu akşam? Ha yok, gelmem. Aa, niye öyle hemen kesip attın kız? Akşam oğluma güzel bir sofra kuracağım. Kursağına adam gibi yemek yersin. Ha? Mutfakta dişe dokunur, bir şey yoktu da. Anladım. Sen Ali'leri ağırlayacaksın. Ali'ler kim? Ali dedim ben. Canım, Eylül gelmeyecek mi? Neye geleymiş o Ander? Bak şimdi Asiye. Niye öyle diyorsun? Hem onlar sözlü artık. Allah Allah. Göbeklerine mi bağladık biz bunların da? Ev ayrı, yol ayrı. Dur bakalım. Oğlumla ana oğul bir akşam geçireceğiz. Eksik kalıversin. Hadi lafa tutma beni Bade, hadi. İşim çok. Ah kızım ah. Senin işin zor bu kadınla. Bunu sana senden korktuğum için değil, kendimden korktuğum için veriyorum. Bu paranın çok daha azına senin işini bitirecek bir sürü adam bulurum. Bunu sen de biliyorsun. Ben tek değilim. Ardımda aşiret var. Kanım yerde kalmaz. Sen bak, ben kan dökmeye karar vermeyeyim. O lanet işin parası bambaşka yere gitti. Allah biliyor, o işin olmasını hiç istemedim. Ama mecbur kaldım. Beni bir kez daha aynı pisliğe itme Baran. Zorlama. Al bu parayı şimdi, kaybol. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ayça, Ozan Bey odasında mı? Evet, odasında. Affedersiniz Ozan Bey, ben misafiriniz. Ah, siz miydiniz? Merhaba. Merhaba abacığım. Vallahi sayende bir işim oldu. Ozan Bey sağ olsun beni işe aldı. Bundan sonra şoförlerinizden biri de benim. Çok sevindim. Hayırlısı olsun. Amin, amin cümlemize. Allah ikinizden de razı olsun. Ne diyeyim? Diyecek başka lafım yoktur. Yok canım. Bana niye teşekkür ediyorsunuz? Vallahi dün karısını siz kaçırdınız Ozan Bey'in kulağına. Kısmete bak. Ben bir faydam dokunur mu diye çaldım kapınızı. Siz bana ne kapılar açtınız. Neyse bana müsaade bacım. Sigorta işi için evraklar falan hazırlamam lazım. Güle güle. Hayırlı olsun tekrar. İyi günler Ozan Bey. Ben sana ne diyeyim? Kalbi güzel sevgilim benim. Çok teşekkür ederim. Telefon falan da eden olmadı değil mi? Aynı yeri 3 okuyorum Ali. Arayan soran yok, tehdit eden yok. Çekildim davadan işte, daha ne arasınlar beni? Hem bu kadar merak ediyorsan benim masamın tepesinde değil, geçer kendi masanın başında oturursun. O konuyu kapatmıştık ama biz. Ben kapatmadım vallahi, sen kapattın. Aman, tamam. Bir şey demedim. O gıcık Süreyya ile boğuş dur sen. Gece sesin çıkmadı. Annenle muhabbet koydu galiba. Ceyhun'la karşılaştık, takıldık biraz. Spontane oldu, biraz haber veremedim. Muhabbet de koyuydu harbiden. Galiba bizim oğlanın evlenmeye niyeti var ama açılmaya korkuyor. Çok dertliydi. Aa, sahi mi? E niye korkuyor şaşkın? Yeliz dünden razı. Vallahi ben şimdi emin olmadan birden gaz vermeyeyim dedim. Meslek hastalığı tabii. Sen bir ağzını arasana Yeliz'in. Tamam, ararım. Akşam yemeği için seni evden alayım değil mi? Ben ne alayım gelirken? Tatlı mı, dondurma mı, ne sever annen? Sakın ha, alma bir şey. Annem tonlarca yemek yapmıştır şimdi. Zaten sabah bir liste saydı, oho. Yiyecek götürürsen kızar sonra bir de sana.
Hem sen geliyorsun ya yeter. Sen karşı tarafa çalışıyorsun, anlaşıldı. Kafamı daha fazla karıştırmadan kaybol. Hadi 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 hadi. Hadi. Tamam peki. Görüşürüz. Görüşürüz. İnat işte, inat. Gelse halbuki şuraya. Bir kek bu kadar mı güzel olur? Böyle pamuk gibiydi. Ben onu sert olduğumu sevmiyorum zaten. Ceyhun, bırak şimdi keki. Bir türlü asıl konuya giremedim ya. Bir çenen düştü senin. Apo falan çağırmadan anlatayım şunu. Bak şimdi, gerçi sen biliyorsundur bunu ama biz daha yeni öğrendik. Neyi? Armin'in sevgilisini. Nasıl yani? Yok, haberim yok. Ne sevgilisi, kimmiş? Ozan, Armin'in patronu. Allah Allah. Ben arada görürdüm onu ama... Ne zamandır varmış bu mevzu? 6 aydır. Emin misin? Dün yemekte bizdeydi. Onu anlatacağım müsaade edersen. Neyse. Dün tam biz yemeği yiyip... Beklerim yolunu... Aylar boyunca... Yeter ki gel bana... Senede bir gün, senede bir gün ağarsın saçların, solsun yanağın, adını anmakta. Sence bu sorun ne? Yani birbirlerini tanımasalar niye bu Baran Ozan'ın çıkmasını bekledi? Ozan niye bir sinirle gitti? Yok yok, benim ne yapıp edip bu Baran'ı bulup konuşmam lazım. Yani şimdi ben Armi'ye söylesem 1000 tane neden bulur Ozan'ı aklayacak. O yüzden önce ben araştırayım değil mi? Önce babamın şirkete gitsem. Baran'ın da orada bir kaydı vardır herhalde. Sonuçta orada çalışmış. Ha ne diyorsun? Benim oraya yalnız gidecek gücüm yok. Birlikte gitsek olur mu? Olur, olur tabii. Gel. Beni çağırmışsınız hocam. Gel bakalım Gözde. Okul birincimize hiç yakışmayacak bir şey öğrendim az önce. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bu senden hiç beklemediğim bir şey. Neymiş hocam? Kullanıyormuşsun. O nereden çıkmış hocam? Kim söyledi? Kim söylediyse lütfen gelsin yüzleşelim. Biri bu konuda bir ihbar mektubu yazmış. Ama kim bilmiyorum. Önemli olan bu değil şimdi. Doğru mu değil mi sen onu söyle. Neden içiyorsun onları? Sana ne? Bu bana özel. Anladın mı? Bana. Hocam beni çekemeyenlerin komplosu kesin. Ya da kötü niyetli bir şaka. Bilemiyorum yani. İsterseniz buyurun gidelim dolabımı yatağımı arayalım. Ya da Testet abi tutun beni. Benim korkacak bir şeyim yok. Sadece babam duymasın lütfen. Çünkü duyarsa sonuna kadar gider. O mektubu yazanı, hatta okulu bile dava edebilir. Aba altından sopa mı gösteriyorsun sen bana? Estağfurullah hocam. Ben sadece ne sizin ne benim başım ağrısın istemiyorum. Bu sene dersler ağır. Bütün konsantrasyonumu derslerime vermem lazım. Dediğim gibi ben her türlü ispata da hazırım. Şimdilik bu konuda işlem yapmayacağım. Ama gözüm üzerinde Gözde. Gerçekten böyle bir hataya da düşme kızım. Hadi şimdi git dersine. Tamam ben bahçedeyim. Ya gelirken bir su getirebilir misin? Sana burnunu sokma dedim değil mi? Savaş mı istiyorsun? Bekle o zaman. Hey ne diyorsun sen? Thank you.
yap bu Fırat amcadan mı kazıkçı? Sandviçe zam yapmış yine, param yetmedi. Benim abur cuburumu annem marketten alıyor. Çantada getiriyorum. Çok para gidiyor diye kızıyor. Seni tanısalar bence sınıfın vazgeçilmezi olursun. İnan bana yalnızlık çok can sıkıcı bir şey. Yani bir de büyük mü şimdi bu vatandaş harbiden? Kaç yaş? 10 galiba ya da o civar. Bir de çocuğu var adamın. Yuh! Yani olacak şey mi? 6 aydır birlikteler demiştin değil mi? Öyleymiş. Allah Allah. Hiç de haberim olmadı. Kimin olmuş ki? Bilge ile Eylül bile bir şey anlamamışlar. Gerçi Bilge ofisten biriyle ilişkisi olduğundan şüpheleniyormuş ama bu hiç aklına gelmemiş. Ben iyi şeyler hissetmiyorum bu adamla ilgili. Ne yapıyorsun? Önüne bakmıyor musun? Fark etmedim, kusura bakma. Ne oldu? Sen çok bozuldun. Yok canım, ne bozulacağım? Şaşırdım sadece. Yani saklamaya ne gerek var ki bunu? O zaman aramıza hoş geldin. Sen de kendini kandırılmış hissettin değil mi? Biliyor musun? Ben hastaneden çıktığımda size takmıştım kafayı. Ne bileyim böyle ediyle büdü gibiydiniz. Biriniz lep demeden öbürü leblebiyi anlıyor falan. Vallahi bir ara... Aranızda bir şey var diye geçiyordu içimden. Affedersin aşkım. Günahını aldım. Delidir deyip geç artık. Süper ceza kesmiştin tatlışım. Gammazlık eden sonucuna katlanır. O salağı adam gibi uyardık. Laf anlasaydı. Akşama herkes uyuyunca ben sana işareti çakarım. Bana bak, uyuyakalma sakın. Senin uykun ağır. Vallahi seni sürürüm Bilge yerine. Aşk olsun. Ne zaman seni yarı yolda bıraktım? Şişt, Öykü geliyor. Ona bir şey söyleyecek miyiz? Yok yok. Vicdan falan yapar şimdi o. Ne kaynatıyordunuz? Hiç. Yazın topladıklarımı daha çıkaramadım bünyeden zaten. Yeme o zaman. Yeme. Ama dedim ben sana Bilge. Bulaşma şu kıza. Allah Allah. Ya ben ne yaptım bile bilmiyorum diyorum Mehmet ya. Ne yapayım yani? Gözde Hanım'ın heyheyleri gelince istediği gibi beni itip kalkmasına izin mi vereyim? Efendim? Bilge Gezici ile mi görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Kitap Dastan'ı okudum Bilge. Basmayı düşünüyorum. Gelebilir misin, karşılıklı görüşelim? Çok isterim Serhat Bey. Ama yatılıyım ben. Hafta içi gelemem maalesef. Ne yapacağız? Hangi okul bu? Sözel öğrencisi misin? Tamam o zaman. Ben seninle görüşmenin bir yolunu bulurum. Peki Serhat Bey. Çok teşekkür ederim. Size de. Yayın evinden arıyorlar. Benimle görüşmeye geleceklermiş. Kitabımı beğenmişler Mehmet. Çok sevindim. İyi günler. İyi günler. Ben Mustafa Gezici'nin kızıyım. Adım Yeliz. Babam burada çalışırdı. Bu şirket için çalışırken hayatını kaybetti. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben sizden bir iyilik rica edeceğim. Babamın bir arkadaşı varmış. Adı Baran. O dönem birlikte çalışmışlar burada. 2004-2005 gibi. Ben ona ulaşmak istiyorum. Sizde belki kaydı vardır, adresi falan. Bana yardımcı olabilir misiniz? Soyadını biliyor musunuz? Hayır. İsimden bakamaz mısınız? İsimden çıkmadı. Bir de seneye göre bakalım. Baran ismi yok burada maalesef. Nasıl olur ki? Belki gözünüzden kaçmıştır. Müsaade edin bir de ben bakayım.
Karasu mu? Ozan Karasu'nun kaydına bakabilir miyim? Olmaz. O idari kadro. Sizinle ilgisi yok zaten. Şey, yıldan arattım dediniz. Ozan Karasu aynı yıllarda burada mı çalışıyordu yani? Peki ne zaman ayrıldı? 2006 Mart ayında ayrılmış. Ben de yeniyim burada, tanımıyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Hadi. Gördün mü bak? Bir şey dönüyor ortalıkta. Hislerim beni yanıltmaz, biliyorum. Ne yapacağım şimdi? Barını nereden bulacağım ben? Belki Armin'in oraya gider ha? İş için Ozan'a gel demişti Armin ona. Gider mi dersin? Ya Ceyhun, bir şey desene. Ne diyeyim, ne olduğunu anlamadım ki tam. Ya nesini anlayamadın? Baran yalan söylemiş bize. Burada çalışmamış. Ama Ozan o yıllarda hem burada hem de idari kadrodaymış. Hiç bahsetmedi bile şirket mevzusu geçince. Bir de Baran'ı görünce kapıya çarpmalar falan. Neden? Ha neden olabilir? Hiçbir fikrim yok. Hadi dönelim mi artık? Yolda konuşuruz. Armin'in oraya gideceğim ben. Ne diyeceksin şimdi Armin'e? Hani araştırdığımı bilmesin diyordun. Hem benim patron gelmiş olabilir. Dükkana kaçmam lazım. Sakin kafayla bu öğrendiklerimizi bir düşünelim ha. Al bakalım. Bir tane. Sen ne istiyorsun? Tostlar bana, bir kola verir misin? Durun, acele etmeyin. Bir tane kaşarlı tost. Al bakalım para üstüne. Murat amca çok acıktım. Bir tane kaşarlı tost alabilir miyim? Mesut, ben müdürün yanına kadar çıkıp geliyorum, tamam mı? Bir tane kaşarlı tost alabilir miyim? Sen ne istiyordun? Tamam. Dikkatli ol bir tane. Arman! Aa, Ceyhun? Gel Ceyhun'la da tanış hayatım. Ceyhun, hayırdır, bir şey mi var? Yok. Burada işim vardı, mesai bitimine de yakın. Sana bir uğrayayım dedim gelmişken. Merhaba, meşhur Ceyhun sensin demek. Adını çok duydum. Ceyhun, Ozan. Merhaba, ben yeni duyuyorum sizi. Sana yolda anlatacağım ben olanları. Hayatım, sen gidebilirsin istersen. Sadece biraz gel lütfen. Memnun oldum, görüşürüz Ceyhun. Gel canım. Seni ben bırakırdım ama akşam Berkay'ı görmeye gideceğim. Hala göremedim çocuğu, biliyorsun. Tabii tabii. Hazır gelmişken Ceyhun'la konuşayım ben de. Ona bizi anlatmaya fırsatım olamadı bir türlü. Afalladı çocuk şimdi. İnşallah bu defa Gaye sana engel olmaz. Hadi sen müstakbel bacanağımı bekletme. Tamam canım. Ya biliyorum, şaşırdın. Yolda anlatırım şimdi her şeyi. İyi ya, yürü. Sen iyi misin? Yolda konuşacağız işte. Al canım. Teşekkürler. Bendensiniz. Dayak bulduğumu kaç, yemek bulduğumu yaklaş. Ziyan mı olsunlar? Ya
tutmadı. Ceyhun ne oluyor? Ben hayatında biri olduğunu böyle mi öğrenecektim Halmi? Dış kapının mandalı gibi ha? Geriden duyduğum yetmedi. Gelmişim sormaya. Kapıda istifini bile bozmuyorsun. Ha ha ha, bak bu Ozan. Niye haberim yok Ozan arkadaşımızdan benim? Niye benden sakladın? Ben de sanıyorum ki Armin'in hayatında yerim var. Bunun için mi arabayı öyle deli gibi kullandın? Anlattım ya sana derdimi. Kızlarla konuşmadan bunu kimseyle paylaşamazdım. Özellikle saklamadım ki. Sen niye bu kadar patladın ki? Kızlardan beklediğim tepki bile bunun yanında hiç kalırdı yani. Bir de soruyorsun Armin. Ben de bu düğümü nasıl çözeceğim diye kafa patlatırken... daha konuşamadık bile. Aramızdaki çekim... Bir dakika, bir dakika. Hangi çekim? Burada kimseye numara yapmamıza gerek yok. Seni sevdiğimi biliyorsun. Görmemiş olamazsın. Sen de... Yani sen de hep yakındın. Hep ilgiliydin. Ya hep bir şeyler vardı işte Armi. Sen de biliyorsun, konuşturma beni. Ben Yeliz iyileşsin diye bekliyordum sadece. Bir senedir ben neler çekiyorum sen biliyor musun? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik derken... Nereden çıktı bu dallama Armi? Neden ha? Yeliz üzülmesin diye mi harcadın beni? Yoksa herif zengin diye mi? Sen benim dostumdun. Kardeşim bildim ben seni. Bir daha sakın etrafımızda dolanma. Yeliz'den de en kısa zamanda bir yolunu bulup ayrılacaksın. Armi, Armi bekle. Beni yanlış anladın. Bir an öfkeden ne dediğimi bilemedim. Böyle öküz gibi daldım lafı, affedersin. Sakin kafayla konuşalım ne olur. Haklısın Ceyhun. Ne yazık ki seni yanlış anlamışım. Hem de çok yanlış anlamışım. Malsın oğlum sen. Mal! Dikkat et, su basacak şimdi orayı. Aa! Dalmışım. Of, çürümeseler bari, yazık. Hayrola, nereye daldın böyle? Aman, hiç. Elindeki ne? Kayınvalideme. Akşam yemeğe davetliyim. Karadeniz yemekleri yapmış, bana söylemesi ayıp. Dikkat et de boğazına dizmesin hepsini. Aman, ağzını ayrı aç. Buzları eriteceğiz herhalde yavaş yavaş. İşte dur bakalım, hemen olmuyor bu işler. Yakında sen de anlarsın. Ceyhun'un ablası benimkini sollarda geçer gibi geliyor bana. Ne yakını ya? Bizde daha mevzusu bile dönmüyor. Bakalım, iş ablasına kalsın da. Ali'yle dertleşmişler dün gece. Niyeti bozmuş seninki. Sen ne dersin diye tasalanıyormuş. Yemin et. Şaka değil, değil mi? Bunun şakası mı olur? Cesaretlendir artık biraz çocuğu. Neyse, ben geç kalmayayım. Olay çıkmasın. Sonra devam ederiz. Daha konuşacak çok şey var. İyi şanslar. Gazan mübarek olsun. Gün gelecek, sen de düşeceksin elime elbet. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Aa, ne güzel çiçek, bana mı? Akıl edemedim sana da almayı. Affedersin Bağda abla. Asiye teyzeye bu. Yemeğe gidiyoruz ya akşam. Fikrini ne ara değiştirdi bu kadın? Ne dedin? Ay hiç. Ne güzel çiçek dedim. Sen de geliyorsun değil mi bizimle? Aa yok canım, siz gidin baş başa. Aman Bade abla, sensiz gidemem ben. Ne olur beni yalnız bırakma. Isınamadı kadın bana, çabuk geriliyoruz. Sen arada paratoner oluyorsun. Konuşacak konu da bulamıyorum, böyle kalıyorum. Sen de gel ne olur. Hay Allah. Ben de yemek yapmıştım ama. Yarın yeriz onları. Naz etme hadi. İyi tamam madem. Ben de hazırlanayım o zaman. Hiç bahsetmiyorsun Cankuş.
Okul nasıl gidiyor? Arkadaşların aran düzeldi mi? İşte. Bugün biraz ısınmaya başladılar. Aa, çok güzel. Gördün mü bak, zamanla her şey yoluna giriyor. Hadi Cansucuğum, yıka ellerini, oturalım artık. Ceyhun dün Ali ile konuşmuş. Eylül anlattı. Ama bak, bildiğini bilmesin. Neyi? Ceyhun bana evlenme teklif edecekmiş. Pek sevindin. Yani bence erken. Hem Ceyhun aile kurabilecek durumda değil. Niye? Yeliz'cim, Ceyhun iyi bir çocuk. Vefakar bir çocuk. Ama evlilik sorumluluk ister. Sen benden daha iyi biliyorsun. Ceyhun oto yıkamada ne alıyordur ki? Bir evi çekip çevirmeye yeter mi? Biz Az'la ev çevirmenin kompedanı olduk. Hem ben de çalışırım. Ayrıca Ceyhun'un babadan kalma bir evi de var. Geçiniriz, ne olacak ki? Zenginliği de yaşadım sonuçta. Aldım boyumun ölçüsünü. Hem hani parayla saadet olmuyordu? Yuttun mu o büyük laflarını? Ya tek başına parayla olmuyor. Ama parasız da zor. Hem ne aceleniz var ki? 6 ayda siz rotayı oraya yöneltmişsiniz. Biz 2 senedir birlikteyiz, hatırlatırım. Ya şurada sevincimi paylaşayım dedim, içine ettin resmen. Bırak şu annecilik oyununu artık ya. Ne oluyor? Ben sana sonra anlatayım mı Cansucuğum? Şimdi bütün hevesim kaçtı. Oy, siz nereden çıktınız da? İlahi anne, bu nasıl karşılama? Aman ya, yani bazen hoşluğun tutuyor Asiye. Hadi kızım, geç. Hani annen bizi bekliyordu? Hayatım, versen şunu. Anacığım, sofra tamamlanmamış. Biz herhalde erken geldik. Hadi gel, biz seninle tamamlayalım. Yo, sofra tam dur. Bade, ben sana ana oğul yemek yiyeceğiz demedim mu? Dedim. Davetsiz gelirsin, bari haber ver da. Sen de mi unuttun buralarda yol yordam? Anacığım, sen çok yoruldun herhalde bugün. Ben 2 tabak daha koyarım, olur biter. Sen sabah bir sürü yemek yapacağım dedin hem. Bir sürü demedim. Sevdiğin şeyleri dedim. Aa Asiye, şakayı sürdürme ayol. Ali, hadi oğlum sen de getir oradan 2 tane tabak. Bu kadar kadın arasında tabak getirmek oğluma mı kaldı da? Hoş. Oğlum yaralıyken bile işimden gücümden fedakarlık edeyim de bir çorba kaynatayım diyen olmadı. Ne anlatarsın kaşını gözünü? Benim oram buram oynamaz. İçim dışım bir. Kızgınım, daha ne edeyim? Eylül Hanım'ın sorumsuzluğu yüzünden az daha oğlum canından olacaktı. Sen alışmışsın belki kızım. Atarsın kendini ortalığa. Nasıl olsa arkandan telaş edecek, dur diyecek anan baban yoktur. Ama ben evladımı sokakta bulmadım. Abla. Hadi biz gidelim. İyi akşamlar size. Biz keyfinizi daha fazla bozmayalım. Göreysun değil mi? Hem suçlu hem güçlü. Laf sokayı bana utanmadan. Ben ana olarak konuşamayacak mıyım? Bilmem. Önce bir düşün bakalım, bu yaptığın şey sana ya da analığına yakıştı mı? Niye söylemedin bana Bade abla? Madem gelmeyin dedi kadın. Ne bileyim kızım.
Ay sen yemeğe gidiyoruz deyince kararını değiştirdi sandım. Böyle olacağı aklıma mı gelirdi? Eylül, teyze. Buraya çok yakın güzel bir yer biliyorum, orada yiyelim. Ben yiyeceğimi yedim. İştahım kalmadı, kusura bakma. Sen de git, annen hazırlanmış senin için o kadar. Yalnız bırakma kadını. Eylül. Hadi dedim, lütfen. Hadi çocuklar. Hem yatışırız biraz. Gaye, günlerdir göstermedin çocuğu bana. Ne istiyorsun? Yasal hakkımı mı arayayım? Durumu iyice germesen. Ben ne yaptım canım? Berkay görmek istemiyor seni. Yeni kurduğun ailede kendine yer göremiyormuş. Öyle diyor. Bunlar onun değil. Senin lafların. O daha çocuk. Kafasını böyle şeylerle karıştırma. Gaye, biz boşandık. Bunu kabul et artık. Çocuğu da bu konuda kullanma. Ona zarar veriyorsun. Ben suçlu oldum yine, öyle mi? Sen her gün başka kızlarla fingirde, ben arkanı toplayayım, olur. Ben her gün başka kızlarla fingir demiyorum. Oğlum ne zaman yanında birini gördü? Boşanalı bir sene oldu zaten. Armağan'la ciddi bir ilişkim var. Ozan, güldürme beni. Çocuk da o. Ciddiyetin ne anlama geldiğini biliyor mu bakalım? Sorumluluk alamaz o. İnan bana, tanıdığım pek çok kadından daha fazla sorumluluk sahibi. Ozancığım, gerçekten senin kimle ne yaptığın beni hiç ilgilendirmez. Senin de dediğin gibi biz boşandık. Ama sen babalık görevinden ayrılmadın değil mi? Peki düşündün mü? Ya Berkay sevgiline alışırsa? Hı? Benimserse? Ondan ayrıldığın zaman Berkay'ın psikolojisi ne olacak? Ya ondan sonra? Yeni biri. Yeni birine tekrar alış. Yine kaybet. Yine alış. Çocuğun psikolojisi darmadağın olacak böyle böyle. Armağan'dan ayrılmayacağım. O hayatımda geçici biri değil. Peki o zaman. Evlendiğinde gelirsin çocuğunu görmeye. O zamana kadar senin gelgitlerin arasında çocuğumu heba etmeyeceğim. Hiç kusura bakma. Anne nerede kaldın? Geldim işte hayatım. Kapı mı çaldı? Şirketten beklediğim bir zarf vardı. Onu getirmişler. Ben babam geldi sandım. Bekledim seslenirsin diye. Çok özledin bir tanem, biliyorum. Ama aradım, ulaşamadım babanın telefonuna. O niye aramıyor beni hiç? Özlemedi mi sence hiç? Özlüyordur hayatım. Özlemez mi? Ama Armağan ablanın kalabalık bir ailesi var diyordun ya. Onlarla ilgileniyorsa belki vakit bulamıyordur. Yarın şirkete götürsene beni anne. İşlerim var ama hayatım. Anne ne olur babamla konuşacağım. Peki. Sen ne istedin de ben yapmadım. Canım oğlum benim. Hadi iç sütünü. Aa, süt içer misin sen de? Yok. Dişlerimi fırçaladım. Şimdi olmaz. Ay, bu yastıklar ne çok düşüyor. Aa, söylemeyi unuttum. Baran Bey var ya. Hı, ne olmuş ona? Bizim şirkette işe başladı. Şoför olarak. Sahi mi? Çok sevindim. Aslında bir gün onu konuk mu etsek? Ben de aynı şeyi düşündüm. Başvuru dosyası getirdi şirkete. Telefonunu aldım hatta. Belki babamla ilgili bir şeyler anlatır bize. Şunu bırakayım da dişlerimi fırçalayayım ben de.
Şöyle bir soğuk duş kendine getir he. Bayan çok bilmiş. Burada mı kalacak bu? Bir saat sonra gelir alırız. Bırakalım biraz düşünsün. Geceyi daha da zehir etmemek için bir şey konuşmadım Eylül. Ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Annem adına çok özür dilerim senden. Ben de ne desem bilemiyorum Ali. Sorun değil diyemem. Ama bu sorunu öyle ya da böyle aşacağız değil mi? Böyle böyle alışacağız belki. Hiç bilmiyorum şu anda gerçekten. Yine de çok olgun davrandın. Ortamı daha da germedin. Teşekkür ederim. İlla ki arayı bulacağız tabii ama... Bu konuda biraz anlayışına ve desteğine ihtiyacım olacak. Elimden geleni yaparım. Neyse. İyi geceler. İyi geceler. Yarın gidelim o zaman. Yeni açılmış bak. Tamam. Bak Ferhat teyze. Bakayım ablam. Aa yaz. Ama tam çay içerken çekmişsin. Şu halime bak 500 kilo. Sil sen onu sil tamam mı? Sil kimse görmesin onu. Neyi çekmiyor ki acaba? İzin versek tuvalette bile çekeceğiz bizi. Oğlum bırak artık şunu elinden. Nereden aldı baban şunu? Anne ben fotoğrafçı olacağım fotoğrafçı. Oo. Ya bırak çocuğa heves etmiş bak. Ah ah. En azından bu yaşlarda böyle gel geç hevesleri var. Seninki hala Yeliz'in peşinde değil mi? Ne laf anlıyor ne söz. O kadar konuşuyorum boşa. Bak bu saat oldu daha ortada yok. Evin bütün işleri de bana kaldı. Ceyhun Efendi düşmüş zevkinin şeyine. Ama o kızlarda da kabahat var anacığım. Yani. Onca kız varken eve giren çıkana biraz dikkat eder insan. Kimseyi taktıkları yok maşallah. Ceyhun. Nerede kaldın ablam sen? Telefonunu da açmıyorsun. İyi akşamlar Minel. Ceyhun abi hoş geldin. İçtin mi sen yine? Hadi iyi geceler dedim. İyi geceler. Görüyorsun değil mi oğlanın halini? Neşesini soldurdu çocuğun. Uğursuz. Oğlum çayı buz gibi oldu otursana. Yemeyeceğim dedim anne ben çıkıyorum. Anaya küsülür mü? Küs değilim anne kırgınım. Dün gece beni çok üzdün. Ya benim çektiğim acı? Ana alt tarafı küçük bir sıyrıktı geçti bile. Bunu bu kadar büyütecek ne var? O Allah'ın hikmeti. Seni bağa bağışladı. Ben doyduğum günden beri uyku uyumayırım. Afakanlar basayı. Ya gene vurulaydı ya bir şey olaydı. Seni bir yerine kıymık batsa benim ciğerime bıçak girer. Bir kere aldım seni ölümden ben. Sen bir sevdiğinin uğruna kendini dağlara vurdun. Darma duman oldun. Toparlayamadık seni. Düşün ki ben seni öyle bin severim. Baba olunca anlarsın diyeceğim ama... Bak baban efendi oturuyor orada. Rahat. Ananın canı gibi yanmaz hiçbir can. Hiçbir can. 50 Eylül seni geri getirebilir mi bağa? Ne olacak peki böyle ana? Düşman mı olacaksınız? Her gün baş başa gidiyorsunuz yemeğe. Gitmeyin misiniz? Bir kere de ben oğlumla yemek yiyeyim dedim. Heves ettim, özendim. Bade'yi de tembihledim. Ama gene de çıkıp geliverince cinlerim geldi. Hey eğlendim ne var? Analar sever de sinirlenir de. O da alışacak bağa. Biz bir kazanda kaynayalım ister misin? O zaman sen girmeyeceksin o kazana. Bir sen kaynarsın o zaman. Biz aha böyle dipleri çıkarız iki el olarak. Yoksa bir kız için anandan mı geçeceksin? Benim kimseden geçmeye niyetim yok da... Bunu sonra konuşuruz. Benim gitmem lazım.
musun kızım sen? Dur hemşireyi çağırayım. Üşüyorum. Annem hemşire benim. Ateşliyken üstünü örtmeyeceksin. Ben seni yakalamayı bilirim fare. Sen gelmiyor musun Cansu? Dün bir sürü şey ısmarlamışsın bizimkilere. Anlata anlata bitiremediler. Ben de bunu sana verebilir miyim? Abartmayın canım. Bir şey yapmadım. Neyse çıkalım madem. Alacağım. Şu büyük kurabiyelerden istiyorum. Bunlardan mı? Evet. Geliyorum canım. Fırat abi iki tane tost. Ah! Dikkat etsene be oğlum. Sakar şey. Tamam. Bir şeyin var tamam, mı oğlum? Tamam yok bir şey. Oğlum iyi misin? Tamam ya iyiyim. Kalk hadi kalk. Nehir. Bana Yurtkan davasının dosyasını getirir misin hemen? Tamam. Ver canım, sağ ol. Bir şey değil. Sen nereden çıktın bu saatte? Öğle arasına daha çok var. Hem bu ne arıyor sende? Burada çalışacaksam konulara bir an önce dahil olmam lazım değil mi? Ciddi misin? Genellikle öyle olduğumu söylerler. Hatta sevgilim bu konuda benden biraz şikayetçi. Yine de işe alınır mıyım acaba? Evet. Evet. Sen bence bunların bir kısmını da nikahımıza sakla. En azından rapor al eve çık Bilge. Olur mu böyle? Ne diyeceğim bizimkilere? Böyle şeylerle uğraştığımı bilmesinler. Yeteri kadar sıkıntı var evde. Tamam o zaman. Gidip müdüre anlat her şeyi. Yani susmayacaktın? Hani ezdirmeyecektin kendini? Konuşmanın tam sırası işte. İspiyoncu değilim ben. Bulaşma bunlara dedim, lafımı dinlemedin. Bari şimdi dinle. Saçmalama. Sen bunlarla tek başına baş edemezsin. Resmen çete bunlar. Hayır, beni de dahil etmiyorsun. Ama ben soracağım ona bunun hesabını. Mehmet. Lütfen dedim, karışma bu işe. Asıl o zaman büyür. Ha bu büyümemiş hali mi? Ya Mehmet ne olur. Hiç halim yok, gelme üstüme. Alo. Alo, Baran Bey. Merhaba, ben Yeliz Gezici. Hatırladınız mı? Sağ olun siz. Şeyden aradım ben sizi. O gün pek konuşamadık. Babamdan hiç bahsedemedik. Acaba görüşebilir miyiz diye soracaktım. Babamın arkadaşıyla sohbet etmek isterim. Hay hay bacım. Başım üstüne. Ne zaman, nerede dersin? Yani görev başında olmadığım sürece ben oraya gelirim. Tamam. İyi günler. İyi günler, iyi günler. İyi yer olta sallamışım ha. Düşen düşene. Kusura bakmayın, sizi de böyle karşıladım Serhat Bey. Hastalık için özür dilenir mi? Ama dün sesin çok iyiydi. Şaşırdım seni bu kadar hasta görünce. Ne oldu birden böyle? Dondurmayı fazla kaçırdım galiba. Akşam da üzerimi açmışım. Sabah böyle uyandım. Serhat Bey kitabından bahsetti Bilge kızım. Basmayı düşünüyormuş. Senin adına gurur duydum. Sağ olun hocam. Ama... Şartları Bilge bu haldeyken konuşmayalım. İyileştiği zaman bize tekrar görüşme ayarlayabilir misiniz müdür bey? Tabii. Ne demek? Bilgeciğim tekrar geçmiş olsun. Sen şimdi bir an önce iyileşmeye bak. Haberleşiriz. En kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görüşürüz. Tamam mı? Tamam.
Tekrar teşekkür ederim. Buyurun. Aman ne çabuk açıldı bunların rengi ya. Solaryuma mı girsem acaba? Sen daha hala çıkamadın yaz modundan Şuşu. Bana bak. Bizimki öter mi? Sen nasıl şimdi buna kafa yor. Dün geceden sonra mı? Neredesiniz ya? Buradayız şeker. Soru mu bu? Açılsana. Amma yayılmışsın ha. Ne o? Dedikodu mu var? Yok. Bir haber var. Az önce müdür beyle bir adam konuşarak gidiyordu önümden. Bu mu haber? Adam Bilge'yi ziyarete gelmiş. Niye ki? Vallahi doğru anladıysam Bilge bir kitap daha yazmış. Adam da yayıncıymış. Kitapla ilgileniyormuş. Okudum ya işte ilkini. Ajitasyondan başka bir şey değil. Kalkıp yazar yapmışlar bunu da. Kimmiş? Hangi yayın eviymiş? Ne bileyim. Soramadım haliyle. Teklif edecekmiş. Seni sevdiğimi biliyorsun. Görmemiş olamazsın. Arkadaşlar, acil liman gümrüğe gidilmesi gerekiyor. Küçük bir iş var. Kimin iş durumu müsait? Ben gidebilirim. Niye atılıyorsun sen hemen? Burada bir sürü insan var. Biraz hava almaya ihtiyacım var. Çok bunaldım. İlaç gibi geldi bu iş. Söyleseydin ya hayatım. İyi değilsin madem çalışma. Ya olmaz öyle. Kafama göre takılamam burada. Diğerlerine haksızlık olur. Tamam madem. Bu kadar gönüllüysen iş sende. Bunu Erdal'a götür. Mermer beyannamesinde sorun çıkmış. Bu düzeltme yazısı. Onun haberi var zaten. Bekliyor. Şoförle git tamam mı? Yakın ya. Yürüsem daha iyi. Nesi var benim sevgilimin? Sen neden geldin? Çok sıkkın görünüyordun, aklım kaldı. Laf edecekler. Alışacaklar. Söyle bakayım, neyin var senin? Şimdilik bana kalsa olur mu? Zamanı gelince anlatırım. Eğer bir belayı yine tek başına sağmaya çalışmıyorsan olur. Yoksa bozuşuruz ona göre. Yok, Yeliz'le ilgili bir şey. O zaman şimdi yürürken her şeyi koy bir kenara. Ki ben bunalınca öyle yapıyorum. Çok da işe yarıyor. Mesela balayını ve Maldiv adalarını düşün. Kumsalda tembellik yaparken içkilerimizi yudumluyoruz mesela. Kendi hayallerimi burada anlatmayacağım, ısrar etme. Ne diyorsun? Sence ada sular altında kalmadan gider miyiz? Ben balayından vazgeçmeyeceğime göre tabii ki gideceğiz Karamsar Şirinem. Dağın ardına az kaldı. İstersen artık şu dosyayı götüreyim Şirin baba. Aa, sensin yaşlı. O dershanenin parası beni aşıyor oğlum. Babanla konuşmak lazım. Gelmişken konuşuruz işte. Oradaysa tabii. Yok mu? Aramadın mı sen? Aradım ama ulaşamadım. Meşguldü herhalde. Yine Armağan abla varsa. Neden bunu bana yapıyorsun? Niye babamı elimden alıyorsun? Berkay'cığım kimse babanı elinden alamaz seni. Beni bir kere dinlesen. Senin yüzünden babam beni görmeye bile gelmiyor. İstemiyorum seni. Rahat bırak babamı. Berkay, tamam oğlum. Yapma. Berkay, bir daha böyle davranma annem. İstesen de istemesen de o babanın sevgilisi. Babana söylerse baban ikimize de kızabilir. Hadi. Şunlardan 3-4 tane.
Yok yok, altı olsun, biz kalabalığız. Peki. Maşallah, sen ne cömert kızsın ya. Tamam, teşekkürler. Bahar, Ahmet, yardım edin bana. Ne kadar? 18 lira. Hadi Cansu gelsene. Yiyinsiz, ben geliyorum. Ya olur mu böyle kuru kuru, bir çay ısmarlasaydım sana. Yok sağ olun. Ben size bir şey soracağım. Buyur bacım. Babamla aynı yerde çalıştığınızı söylediniz. Ben de telefonunuzu falan bulur muyum diye şirkete gittim. Ama orada sizin kaydınız yok. Ya olmaz tabii. Niye? Çünkü ben bir çeşit götürücüydüm. Yani götürü usulü yani. Yani? Ya ihtiyaç hasıl olursa gidiyordum işe. Ya yedek gibi yani. Ama sigorta falan yapmadılar. Kayıt kuyut yoktu anlayacaksın. Paramı alıyordu. E zaten ondan yurt dışına gittim ya bacım. Öyle iş çıkacak da para gelecek de... Ölme şeyim ölme. Tuhaf olan Ozan'ın babamla aynı dönemde şirkette kaydı var. Siz onu oradan mı tanıyordunuz? Öyle mi? Yok, dedim ya ben iş için gittiydim Ozan Bey'e. Baksana Allah'ın işine. Ben baban gibi değildim dedim ya. Yani şirkete gidip gelmezdim. Yani aynı yolda direksiyon sallamasak babanı nereden tanıyacaktım yani? Peki Ozan'la babam tanışıyor olabilirler mi? Aynı yerde çalışan insanlar birbirlerini tanır, bilir genelde ama... Bunu Ozan Bey'e sorsanıza. Dün sizi gördüm. Ne konuştunuz dışarıda? Sanki sinirli gibiydi Ozan. İş için. Bir kez daha konuştum. Onun için mi o kadar beklediniz? Yok yok. Beklemedim aslında. Yani dizlerimin bağı çözüldü sizden çıkınca. Yakında bir kahve gördüm, oraya çöktüm. Babanın haberi sarstı beni biliyor musun? O çıkarken de rast geldik. Peki sizce Ozan babamı tanıyor ama bundan bize bahsetmiyor olabilir mi? Ama neden bize yalan söylesin ki? Ozan Bey, sizin neyiniz oluyor soruma sahip? Ablamın patronu. Bizim bir şeyimiz değil. Sizi buraya kadar yordum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek, ne demek? Bir işe yaradımsa ne ala ya? Çok yardımcı oldunuz. Şey, biraz daha vaktiniz varsa bana biraz da babamdan bahseder misiniz? Ya hangi anıyı anlatsam acaba? Ya o kadar çok şey var ki. Çok iyi kalpli adamdı, çok. Bir keresinde hiç unutmam, cebimde 5 kuruş kalmamış. Mola yerindeyiz. Rahmetli anladı, ben kıvranıyorum. Halden anlardı zaten. Elini cebine attı, onun da 20 milyonu mu ne var? Dedi gel. Gel dedi, hadi yürü tost diyelim. Yanına geç sen de. Armağan, hoş geldin. İyi ki geldin. İçim içimi yiyor dünden beri. Ben sana bizden uzak dur. Yeliz'den ayrıl demedim mi? Yeliz evleneceğiz diyor. Ne bu saçmalık Ceyhun? Ne? Nasıl? Ne bileyim. Ekmek Kur'an çarpsın, ben ona öyle bir şey demedim. Ben dönük adam değilim Armi. Benim gönlümde bir tek isim var. Bak gel otur şöyle bir dinle, gözünü seveyim. Bizim seninle konuşulacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Niye böyle birden düşman kesildin sen? Doğruları söyledim diye mi? 2 sene bu. Az mı şey paylaştık? Az mı acı yaştık birlikte? Aylarca her izin günümüzde İstanbul kazan biz kepçe Cansu'yu aramadık mı seninle? Yol maceralarımızı yazsak kitap olurdu. Utku gittiğinde gecelerce sabaha kadar konuştuk. Kendini kanattın döne dolaşa. Ben etrafında döne dolaşa yaralarını sardım.
ben yardım etmeye çalıştığını sandım. Öyleydi. Sapık değilim ya ben. Başta yardım etmekti niyetim. Ama bir gün bir baktım. Buradasın. Nasıl oldu anlamadan. Ben de savaştım kendimle. Savaşmadım mı sanıyorsun? Senin şimdi kendinle savaştığın gibi. Tüm gücümle Yeliz'e yeniden bağlanmaya çalıştım. Ama olmuyor, olmadı. Sen de yapamayacaksın. Boşuna kaçmaya çalışma kendinden. İnsan kaçamıyor. Ceyhun. Ceyhun, ben kendimle falan savaşmıyorum. Ben seni kardeşten öte görmedim hiçbir zaman. Bir saniye bile. Ve ben Ozan'ı gerçekten seviyorum. Kendini kandırıyorsun, biliyorum. Kardeşlerin için şimdi de bizi feda ediyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim. Sen de beni seviyorsun. Buna adım gibi eminim. Yas, hadi oğlum. Tamam anne, geliyorum. İki yıldır bizim için yaptıkların adına şu ana kadar alttan aldım ama bitti. Biz diye bir şey yok. Hiç olmadı. Asla da olmayacak. Bunu bu kalın kafana sok. Yeliz, bu saçma hayale daha fazla kaptırmadan, ne yap et onu da fazla kırmadan çık git hayatından. Bir daha kimsenin Yeliz'i incitmesine izin vermem, tamam mı? Eğer yanılıp da kardeşimi etrafımda olmak için kullanmaya kalkarsan, seni çok fena yaparım ona göre. Anne bak kedi yavrusuna ne güzel. Bak bu İlyas amca, haline bak ne kadar komik. Bak bu da canlı Semih. Ya anne bakmıyorsun ama bile. Annem kaç bin tane çektin ama ya. Tamam tamam hadi bakıyorum başımın derdi. Aa, ver bakayım şunu. Çok güzel bisiklet değil mi? Bana da alsanıza. Aa. Vallahi daha ne diyeceğimi bilemiyorum sana artık Asiye. Yani seni sevip sevmemen önemli değil. Ali seviyor ya Eylül'ü. Önemli olan o. Böyle yaptıkça sen sanıyor musun ki Ali ondan soğuyacak? Bak sen. Senden soğumasın. Ay gece mahcubiyetten kıvrandı çocuk ayol. Kıvrandı. Eve gelen misafirin kovulduğu nerede görülmüş bizde? Sen kimden tarafasın ha? Önce bir ona karar ver bakalım. Ay hala taraf diyorsun ya yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bak ben taraf falan değilim. Ben sadece çocuklar mutlu olsun istiyorum. Ha gözünü seveyim ne olur beni arada bırakma. Ay kız da benim oğlan da benim canım aa. O zaman uzak dur. Karışma işime. O yol bilmez iz bilmezdi de heveslendirme. Ali ondan geçmeyebilir ama. O kız benim yüzümden Ali'den geçerse. Asiye. Sen oğlunun mutsuzluğunu mu istiyorsun? Ne istiyorsun Allah aşkına? Ha, oğlumu senden çok düşünürüm. Orası kesin. Haçan gün gibi açık. O kız benim oğlumu üzer. Bugün değilse yarın üzer. Bakamaz da yetemez de. 2-2-4. Yardım istemeye geldim ama delendirdin bak beni gene. Sen ne zaman döneceksin sahi? E arayıp duruyor. Adam perişan oldu yazık. Ha badanım. Aklınca beni sepet mi edeysin? Tamam Asiye. Ben bugün sana ne desem batıyor. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hoş geldiniz. Gideydim tam. Hazır gibi yetiştin oğlum. Beraber gideriz artık evimize. Yollar beni çok yoray. Gideriz. Gideriz anacığım da bizim size bir haberimiz var. Önce onu söyleyelim. Biz artık Eylül'le birlikte çalışıyoruz. Hulusi Bey'in ofisinde. Çok sevindim. Hayırlısı olsun inşallah. Sağ ol. Hayırlısı olsun. İyi. Hadi çıkalım artık. Trafiğe kalmayalım. Hiç çekilmeyin buranın kalabalığı sonra. Görüşürüz bir tanem. Güle güle. E gözümüz aydın kızım. Gel. Nasıl oldu da kabul etti Ali bir anlat. Hadi gel. Bu dünyada varım yoğum. Ederim iki oğul. Kendim cahildim ama bu sırta çay tarlalarında. Onları okutacağım diye kambur ettim. Gocundun mu? Asla. Asla.
Oğullarıma canı feda dedim. Ha askerlikleri var, düğünleri var, okulları var dedim. Bugüne kadar belimi seve seveydim. Neden? Başım dikti, başım. Ama bugün sen onu değdin çocuğum. Ana da kızıp iç güveysi oldun. Boyun büyüdü mü? Hayrola kız, nefes nefese kalmışsın. Bak bak da şuna bir gör. Allah. Bu bizim oğlan hangisini sevgili sayıyor Seher? Gel bakayım ufaklık sen. Gel gel. Ne oluyor be? Arkadaşlarına benim paramla ziyafet çekmek kıyak iş ha, küçük hanım. Ya ne diyorsun sen be? Ya bırak ya. Ya ne oluyor ya? Ortalıkta bir farenin dolaştığını anlayınca kafese biraz yem koydum. Şimdi seni doğru müdüre götüreceğim. Okuldan atılacaksın. Hırsızlıktan hapsi boylayacaksın. Ya da benim için küçük bir iyilik yapacaksın. Ben de seni affedeceğim. Seç bakalım. Peki Ozan'la babam tanışıyor olabilirler mi? Aynı yerde çalışan insanlar birbirlerini tanır, bilir genelde ama... Yuh! Alacaklı mısın be kardeşim? Seher abla, hayrola? Hayır falan değil Yeliz. Yeter. Öyle söyledim olmadı. Böyle söyledim olmadı. Siz ne imadan ne kibarlıktan anlamıyorsunuz belli. Ama bende kardeşimi size yem edecek göz yok. İliğini kemiğini kuruttunuz. Düşün yakasından Ceyhun'un be. Aptal ettiniz oğlanı. Hadi bakalım. Siz yırtıksanız ben sizden yırtığım. Hepinizi de yırtarım vallahi. Ya sen ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Ayıp. Yaşından başından utan. Ha. Sizden mi öğreneceğim ben utanmayı, ha? Ahlaksızlar! Bu ne?